Merhaba. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık %21,7 ile rekor seviyede büyüme kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme de çeyreklik %0,9 ile kısa vadeli eğilim için olumlu sinyal verirken, üçüncü çeyreğe dair göstergeler ekonomik aktivitede güçlü görünümün sürdüğüne işaret ediyor. Ağustos ayında yıllık TÜFE enflasyonu düşüş beklentilerinin aksine %18,95'ten %19,25'e çıktı ve %19 seviyesindeki politika faizini aştı. Enflasyondaki yükselişte gıda fiyatları önemli rol oynarken yıllık olarak çekirdek enflasyon ve gıda dışı enflasyonda düşüş gözlendi. Yıllık enflasyonun Eylül-Ekim aylarında yüksek seyredeceğini, Kasım-Aralık döneminde ise düşüşe geçeceğini değerlendiriyoruz. Resmi veriye göre Temmuz ayında dış ticaret açığı yıllık 1,5 milyar dolar artarak 4,3 milyar dolar olurken, açık geçici veriye göre Ağustos ayında yıllık 2 milyar dolar düşüşle 4,3 milyar dolar oldu. Altın ithalatındaki belirgin gerileme dış ticaret dengesini olumlu etkiledi. 27 Ağustos haftasında yurt içi yerleşiklerin altın dahil yabancı para mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 3,1 milyar dolar arttı. Aynı haftada hisse senedi, tahvil ve Eurobond piyasasında nette değişiklik olmazken, hızlı hareket edilen swap piyasasında 0,7 milyar dolarlık portföy girişi oldu. Büyümenin öncü göstergesi küresel bileşik PMI, yani satın alma yöneticileri endeksi, Ağustos ayında 3,2 puanlık gerilemeyle 52,6'ya düşerek ekonomik aktivitenin hız kaybettiğini yansıttı. ABD ve Euro bölgesinde endeksler zayıflamakla birlikte büyüme bölgesinde kaldı. Japonya ve Çin'de ise PMI verileri daralmaya işaret etti. ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos ayında beklentilerin oldukça altında kalarak Delta varyantının ABD ekonomisi üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Fed'in varlık alımlarında kısıntı duyurusunu Eylül ayında yapması beklenirken veri sonrası beklentiler bir miktar ötelenebilir. Geçtiğimiz hafta Dolar-TL önceki haftaya göre %0,4 düşerek 8,32'den kapandı. 2 yıllık tahvil faizi 58 bas puan düşerek %18,39'a, 10 yıllık tahvil faizi de 33 bas puan düşerek %16,98'e geriledi. BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftaya göre %0,7 yükselerek 1469'dan kapandı. 10 yıllık ABD tahvil faizi haftalık 1,4 bas puanlık yükselişle %1,33 oldu. Euro-dolar paritesi bir önceki haftaya göre %0,7 yükselerek 1,19 olurken S&P 500 %0,6 yükseldi. Yurt içinde pazartesi günü reel efektif döviz kuru, salı günü hazinenin nakit dengesi ve cuma günü işsizlik oranı açıklanacak. Bunlara ek olarak hazinenin ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı yapılacak. ECB'nin pandemi acil varlık alım programı altında yaptığı alımları azaltma yönünde sinyal verebileceğine dair beklentiler bulunuyor. Çin'de ise yıllık TÜFE enflasyonunun %1'de sabit kalması bekleniyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.